zengin, çok mutlu olamayacağımızı aslında kitap veriyor. Herkese merhaba. Bugün Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bugün dedim ama aslında bu gece çünkü bayağı geç bir saatteyiz. Ama enerjim var ve yarın hafta sonu artık yapabilirim diye düşündüm. Umarım ışık kalitesi, görüntü kalitesi de çok kötü olmaz. Bir de Mayıs'ı artık neredeyse ortasına geldiğimiz için Nisan'daki okumalarımı bir an önce paylaşmak da istiyorum bir taraftan. Çünkü bazen böyle çok beğenemediğim kitapları unutabiliyorum. Ne anlattığını ya da herhangi bir yorum yapamayacak kıvama geliyorum. O yüzden hani onu da engelleyebilmek için bu ay okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bir tane çok kalın bir kitap okudum bu ay. Toplamda da 6 tane kitap okumuşum. Böyle gösteriyor, çekiyor mu acaba? Bilmiyorum. Kitapları anlatmaya geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Bundan bir önceki videoda, kitap alışverişi videomda yani, videoların çok izlenmediğinden bahsetmiştim. Tekrar izleyince o videoyu biraz böyle sitemkar geldi bana oradaki söylemim. Aslında sitem etmek ya da şikayet etmek gibi bir amacım yoktu. Sadece bazı kitapları herkes okuyor. Çevremde de arkadaşlarımdan da okuyanlar oluyor. Bir şeyler konuşabiliyoruz üzerine okuduğumuz zaman. Ama bazı kitaplarda da tek kalıyorum. Yani etrafımda da biri okumamış oluyor. Ve böyle zamanlarda YouTube bence çok verimli ve çok keyifli. Başkalarıyla başka kitaplar hakkında konuşabilmek. Orada biraz bundan aslında. Tam orada ifade edemedim belki bu konudan dolayı. Ama çok çok fazla destek aldım o videodan sonra. O yüzden çok teşekkür ederim. O yüzden videoya geçmeden önce tekrardan hatırlatayım. Bu videoların devamını izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenerek başkalarının önüne çıkmasına da yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Nisan'da 6 kitap okuduğumdan bahsetmiştim. Aslında Nisan çok böyle sürekli okuduğum bir ay olmadı benim. Yani neredeyse Nisan'ın ilk 3 haftasında bu kitapları okudum. Sonrasında böyle bir hafta gibi bir zamanda da bu kitabı okudum. Bunu en sona saklayacağım. Sıradan gidiyorum öncesinden. Çıktığınız hevesle ininiz, başar başarır. Başar başarırı çok fazla görüyorum son zamanlarda. Sosyal medyada da zaten bu kitabı aldığımda da söylemiştim. Röportajlarına rastlıyorum. Hiç okumamıştım. O yüzden merak da ediyordum. Bu kitabı da şu an baskısı olmayan bir kitap anladığım kadarıyla. Doğan Kitap'tan çıkmış ki şu an yazarın kitapları Can Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitabı ilk başlarında ilk iki öykü kitabı, ilk iki üç neredeyse üç öyküde çok anlamayarak okudum. Yazarın dilini anlayamadım. O yüzden çok başlangıç kitabı ya da belki bir diğer kitaplarında da böyle dili böyledir ama biraz böyle burada sarkastik bir yazar mı yoksa türü böyle mi, türü ne, nasıl okumalıyım bu öyküleri gibi düşünerek okudum 2-3 öyküyü. Sonrasında Pandora'nın Merakı isimli programda konuk olduğunu gördüm başar başarırım ve o bölümü izledim. Onu izledikten sonra biraz kafamda şekillendi nasıl bir insan olduğu. Tabii ki bir saatlik bir programla bir insanı tanıyamazsınız ama yine de orada anlattıklarıyla, oradaki o üslubu, tarzıyla öykülerine de öyle yaklaşmaya çalıştım ve çok rahat aktı sonraki öyküleri. Ben öykülerin ön kısımlarında, yani başlangıç kısımlarında şu şekilde trafik levhalarını yeniden yorumlamış yazar. Ve her öykünün başında var. Bunları da çok sevdim ben. Bunlar böyle tam işte bir kitapta görmüştüm ve ondan sonra aklıma gelip dövmesini yaptırdım diyebileceğiniz şeyler bence. Çünkü çok anlamlı da. Bir tanesini çok sevmiştim. Ama hangisiydi acaba? İşaretlememişim. Bu çok güzel bu arada. Şimdi rastladım. Bir öykü kitabı bu. Bazı öyküleri taşra hayatından kesitler var bazı öykülerinde. Ama bu doğrudan bir taşra bunalımı gibi bir konu değil ya da direkt o toprakları anlatan öyküler değil. Buradan başka sarkastik bir bakış açısıyla yazar çağdaş bir şeyleri bağdaştırıyor ve orada bağlayarak ilerliyor. Popüler kültürden de ögeler kullanıyor çok fazla öykülerinde. Bu da çok keyifliydi. O yüzden bu kitabı yani doğrudan bence bu kitapla başlamamak lazım. Ama başka kitabını okumadığım için de şu an bu kitabı çok öneremiyorum. Bence diğer kitaplarını okuduktan sonra bu kitabı okumak daha mantıklı başar başarır için. Bilmiyorum. Bir sonraki kitabım İbrahim Yıldırım'dan Alçıtepe ailesinin son ferdi 9. Haşmet. Şöyle bir konusu vardı. Alçıtepe ailesi İstanbul'da köklü bir aile. 7 kuşak İstanbullu denilen o ailelerden biri. Çok zengin bir aile değil ama durumları kötü de değil. Aile vakti yerinde diyebileceğimiz, orta sınıfın üstünde olabilecek bir aile. Burada Haşmet karakteri yani kitaba da ismini veren baş karakterimiz hayata tutunamamış bir karakter. Futbolla ilgilenmiş, başarılı olamamış, şiir denemeleri olmuş, kitaplar çıkarmış ama yine çok başarılı olamamış ve hayatta kaybolup gitmiş bir karakter. İşte 1900
80 döneminin, 80 darbesi döneminde galiba gözaltına alınmış bir süre. Ondan sonra gözaltından çıkmış, hapse girmiş, hapisten sonra mahkeme süreci gibi bazı sorunlar yaşamış. Ve sonra biz kitabı açtığımızda 2013 Gezi Eylemleri dönemine geliyor ve buradan başlatıyor yazar olayları. Haşmet karakteri de bir şeyleri aslında kanıtlayabilmek için kendini geziye atıyor ve oradaki o protesto eylemlerine katılıyor. Yanına bazı objeler götürüyor. Bu objeler onun hayatı için semboller aslında ve sembolik anlatımlar, sembolik Haşmet karakterinin hayatındaki semboller. Bunlarla birlikte geziye gidiyor, Gezi Parkı'na. Orada yazarın bize anlatmak istediği şey bu tutunamayan karakterin tutunma çabası, hayata tutunma çabası. Belki bu protesto yoluyla kendini kanıtlayıp bir şeyleri düşünebildiğini, var olduğunu hissetmek için yaptığı bir eylem. Burada tutuklanıyor bu eylemde. Gazetelere haberleri düşüyor. Bazı insanlar onu vatan haini olmakla suçluyorlar. Ve bir köşe yazarı da buna benzer bir yazı yazıyor Haşmet'le ilgili. Sonrasında bir araya geliyor bu iki karakter ve bir söyleşiye başlıyorlar. Ve kitap içinde bu söyleşiyi okuyoruz biz. Haşmet karakteri kendini aslında kanıtlayıp amacının kötü olmadığını muhabire anlatmaya çalışıyor. Ve böyle isimsiz, anonim bir söyleşi gerçekleştiriyorlar kitap boyunca. Bu kitapla ilgili çok kötü yorumlar da gördüm Goodreads'te ama bence o kadar kötü değil. Yani muhabirle olan diyaloglarını bazı yerlerde böyle tacize varan diyaloglar, muhabiri taciz ediyor gibi şekilde yorumlayanlar olmuş. Ama ben öyle düşünmüyorum bu kitapla ilgili. O tarz bir yerden bakmıyor bence yazar. Başka kitaplarını da merak ediyorum bu yazarın. Rastgele buldum zaten bu kitabını da. Bu kitabını da çok rastgele bulmuştum. Normalde benim sürekli alışveriş yaptığım bir kitapçıya yazın gittiğimde, yazındı galiba içine yazmış. Aynen. Haziran 2023'te gittiğim zaman. Şimdi kitapçı böyle bir DNR mağazası gibi bir yer düşünün. Orta kısmında normal kitapların, işte iletişimden, Doğan Yayın Evi'nden, Ayrıntı gibi birçok yayın evinin kitaplarının olduğu bir orta alanı var. Kare şeklinde bir alan. Ve bu alanı yıkıp oraya sadece koleksiyon kitaplar, Narnia günlükleri gibi, Harry Potter gibi, onların figürleri, onların kıyafetleri, yani bütün o konuşamadım. Bütün o kapitalist sistemin içinde olan, bize satılan ne varsa oraya küçük küçük bir şeyler koyup orayı ona dönüştürmeye çalışıyorlardı yazın. O yüzden de oradaki kitapları atıp 5 lira, 10 lira, 3 lira falan böyle çok komik rakamlara, yani 2023'ten bahsediyorum, hani 2023'te, 2023 Haziran'da daha doğrusu, bir kitaba 3 lira, 5 lira vermek inanılmaz ucuz ve inanılmaz hesaplı oluyor. Ben de bu kitabı galiba 3,5 liraya mı ne aldım oradan. Ki tavsiye edilen satış fiyatı bile 22 liraymış. 2000, bakıp basımına bakacağım kitabın. 2015 yılında. Oradan birkaç kitap daha almıştım. Onları da okudum. İşte mesela Hakkari'de Bir Mevsim, Ferit Edgü'den, Alper Canogöz'den birkaç kitap buldum. Ki normalde bu kitaplar çok uygun fiyatlı kitaplar değil. Sadece işte orada o Harry Potter'lar, Narnia günlükleri, Yüzüklerin Efendisi, onların koleksiyon ürünleri satışa sunulabilsin diye hızlıca elden çıkarmaya çalıştıkları kitaplardı. Öyle de güzel denk geldi. O yüzden bunu da faydalandım ve şeyi düşündüm. Yani ne kadar çok yazar var. Hani belki yurt dışı edebiyatında, yabancı edebiyatta hepsini yakalamak mümkün değil ama Türk edebiyatı içinde de ne kadar çok kitap var ve keşfedilmeyi beklenen de bir sürü kitap var. Böyle garip bir şey verdi bana bu, yani huzursuzluk diyemem buna ama ya yetişememe hissini yaşadım bunu görünce ve bir kitabı da sevdiğim zaman başka kitaplarını da merak ediyorum ama böyle garip bir karmaşalık gibi bir şey oluyor. Neyse, bir sonraki kitabım Margaret Schreiner. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Hayal Kırıklıkları kitabı. Bu bir roman. Ben bu kitabı Aylin Balboa'nın Instagram hikayesinde gördüm. Orada şöyle bir şey demişti. Ekran görüntüsünü koyarım buraya bulursam, eğer silmediysem. Şey demişti, dayak yemek isteyen bu kitabı okusun gibi bir şey demişti. Gerçekten katılıyorum buna. Yani çok ince bir kitap. 150 sayfa mı ne bir kitap. 150 bile değil. 115 sayfa bir kitap. Ben bir oturuşta bitiremedim. Dayanamadım yani okumaya. Çünkü sizi çok fazla şeyle yüzleştiriyor. Hayatla ilgili birçok şeyde yüzleştiriyor ve Margaret Schreiner'ın dilinde şöyle bir şey var. Size yüzünüze böyle tokat gibi sunmuyor gerçekleri. Onları kabul etmenizi sağlıyor ve bu bence çok etkili bir kitabı okurken. Yani hayatta bazı şeylerin olamayacağını, işte bazı noktalarda beklentimizin kesmemiz gerektiğini, hayal kırıklıklarının olabileceğini ve bunların çok doğal olduğunu ve bunları engelleyebilecek bir şeyimizin de olamayacağını, muhtemelen çok başarılı, muhtemelen çok zengin, muhtemelen çok
çok mutlu olamayacağımızı gibi birçok şeyi aslında alt metin olarak bize bu kitap veriyor. Ve anlatım tekniği olarak da bir karakterimiz var ve bu karakter zaman zaman çocukluğunu, zaman zaman yalnız geçirdiği yaşlılığı bahsediyor. İşte küçükken yardıma muhtaçken ailelerimizin nasıl yardıma muhtaç hale geldiğinden bahsediyor. Böyle karamsar yerlere de dokunuyor. Yani kesinlikle evet, size boş bir umut aşılamıyor bu kitap. Olacak, güzel olacak falan gibi bir yerden de söylemiyor bu kadar üzdükten sonra. Üzüyor, üzüyor ve öyle bitiyor kitap diyebilirim. Ama diğer kitaplarını da çok merak ediyorum. Yapı Kredi'den çıkan başka kitapları da var Schreiner'ın. O kitapları da okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bu kitaptan çok etkilendim. Anladığım kadarıyla tema olarak benzer temalarda dolanıyor yazar. Biraz böyle Tezer Özlü hissiyatı da aldım. Ama Tezer Özlü'nün daha çok deneme türündeydi yazıları. Okuduğum kadarıyla değil, bütün kitaplarını okudum. Çok uzun zaman önce okuduğum için çok hatırlayamıyorum ama bir romanı vardı galiba. Diğerleri hep deneme, köşe yazısı tarzındaydı. Ama yine aynı o depresif ruh hissedebiliyordunuz. Burada da yine aynı ruh var diyebilirim. Bir sonraki kitabım, bunu da yine Aylin Balboa'nın bir programını izlediğimde gördüm. Kör Nişancı, Kurt Vonnegut'tan. Kitaplarda kaçamak yapmak istediğinde bu yazarı okuduğundan bahsetmiş çokça. O yüzden ben de bu kitabını almıştım zaten yazarın. Bir türlü başlayamıyordum. Birkaç günde böyle hızla okudum. Çok akıcı, sürükleyici bir roman. Çok eğlenceli bir dili var Kurt Vonnegut'un ve bilindik tarihsel karakterlerle de birleştiriyor. Bunları odak noktasına almıyor romanında ama böyle yan rol gibi görüyoruz bu karakterleri. Yan karakter olarak görüyoruz. Bir şeylere etkilerini görüyoruz. Burada da mesela kör nişancı bir karakter, baş karakter. Bu karakterin babasının çok yakın arkadaşı Hitler, Avusturya'da birlikte Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye çalışmışlar gibi. Oradaki o gerçekten bir kesit alıp onu kurguyla birleştiriyor yazar ve çok keyifli bir anlatım oluyor bununla birlikte. Kara mizah okumak için çok iyi bir seçenek bence yazar. Aynı zamanda bu kitapta öyle olduğunu düşünüyorum ki bence yazarın zor bir romanı yok gibi geliyor bana açıkçası bunu okuduğumda ve diğer kitapların yorumlarına baktığımda. Herhangi bir kitabıyla alınıp başlanabilecek bir yazar o keyifli okuma anlamında. Burada biraz klasiklere de gönderme var. Suç ve Ceza üzerinden biraz olaylar aslında oradan doğrudan onu görmüyoruz ama okuduğumuz zaman bizi onu hatırlatabiliyor. Böyle de bir yanı vardı bu kitabın. Ben çok sevdim. Diğer kitaplarını da mutlaka alacağım yazarın. Hatta mümkünse İngilizce okumak istiyorum. Bir sonraki kitabım, bu da bir öykü kitabı. Ahmet Şimşek'in daha önce yine öykü kitabıydı. Hammurabi'nin öyküleriydi galiba ismi. Bulamadım. Hammurabi'ydi galiba öykü kitabının ismi. İlk öykü kitabıydı hatta. Onu da çok beğenmiştim. Bunu da çok beğendim. Çok güzel öyküler vardı içinde. Her öyküyü aynı oranda sevmedim ama göçmen olmakla ilgili, bir toplumda öteki olmakla ilgili öykülerin içinde bunları doğrudan ana tema olarak bunları görmüyoruz ama sürekli alttan bunlarla ilgili yazar bize bilgilendirme yapıyor. Ve bunlar çok didaktik bir yerden de yapmadığı için daha inandırıcı oluyor bence. O topluluk oluşturma hissini, onun bilincini gibi birçok şey vardı öykülerinde. Bazı yerlerde gerçeküstü şeyler de vardı. Kıbrıs'a kar yağması ve karın metrelerce olması, insanların kar küremesi, bir anda soğukların olması gibi böyle bir atmosfer de oluşturdu bazı öykülerinde. Bunları okumak da çok keyifliydi çünkü bildiğiniz topraklardan, bildiğiniz konulardan farklı şeyler okuyorsunuz ve farklı şekillerde birleştiriyorsunuz. Çok ufak bir şeyde, çok ufak bir harekette bile anlayabileceğiniz bakış açılarını yakalayabildim bu kitapta. O yüzden tavsiye ederim kesinlikle bu kitabı da ince şeyleri anlayabilmek için. Bence güzel bir öykü kitabı. Şimdi videoyu durdurup yeni bir kayda başladım. Çünkü bu kitabı anlatırken biterse diğerleri de gitmesin ve kopmasın diye. Çünkü biraz uzun konuşabilirim bu kitapla ilgili. Kitabımız Vedat Türkali, Bir Gün Tek Başına. Şimdi bu kitaba nereden başlasam? Bu kitap gerçekten çok okunan bir kitap. Yani neden böyle diyorum? Ben Ayrıntı Yayınları'ndan olan baskısını okudum ki son 10 senedir galiba Ayrıntı'dan çıkıyor. 2015 yılında Ayrıntı'dan çıkmış. Yani neredeyse bir 40-50 baskı yapan bir kitap bugünümüze kadar. Ve böylesine hacimli bir kitap için bence çok çok büyük sayılar bunlar. Çünkü yani bu kitap işte
sürekli basılıyor ve demek ki çok okunuyor. Zaten sosyal medyada falan da baktığımda üzerine bir sürü video var, bir sürü konu var. Bence bunun yani hacimli kitap olmasına rağmen çok kolay okunması, bu kadar çok okunmasına olanak sağlıyor kitabın. Çünkü gerçekten film izler gibi, bir dizi izler gibi demek daha doğru olur belki. Kaliteli bir dizi izler gibi okuyorsunuz kitabı. İki karakterimiz var. Baş karakter diyebileceğimiz Günsel ve Kenan. Bunların gözünden ama kahraman bakış açısı değil, tanrısal bakış açısıyla aslında yazılan bir kitap. Çünkü linç akışını okumamıza rağmen karakterlerin kendi ağızlarından okumuyoruz olayları. Böyle bir tezat var aslında yazarın kurduğu bir teknik gibi. Ki Vedat Türkali sol, neredeyse aşırı sol, komünist ideolojiye sahip bir yazar. Bununla ilgili zaten hapse girip çıkmış anladığım kadarıyla bu darbe dönemlerinde 70'lerde 80'lerde siyasi de yanı olan bir yazar yani. Ve ona rağmen bilinç akışı tekniğini kullanmış ve bunu o toplumsal bakış açısıyla da harmanlamış bir yazar. Çünkü geçmişte çok fazla, bunu ben bilmiyordum, bu kitabı okurken öğrendim, daha sonrasında kitapla ilgili üzerine okuduğumda, bilinç akışı tekniği sol görüşlü insanlar için çok gereksiz bulunmuş ve işte toplumsal birçok sorun varken bireyin iç dünyasına yönelmek çok aristokrasiyi destekleyen bir bakış açısı gibi söylemlerde bulunmuşlar ve buna yönelik de bu tarz yayın yapan yazarları yermişler ve bunlara yakın durmamışlar. Vedat Türkali bence bunu kırıyor bu kitabıyla, çünkü toplumsal olarak olayları, bütün yani 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinin ve bu darbeye giden süreci olduğu gibi bize aktarıyor. O yılın İşte İstanbul'unu, o yılların İstanbul'unu, o yılların Türkiye politik, siyasi hayatını okuyoruz kitapta ve bunlar çok gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor. Ama aynı zamanda bireylerin, iki tane karakterimizin, başrol diyebileceğimiz karakterlerin iç dünyalarını da, bir karakter ülkede kan gövdeye götürürken ben niye bu dertlere düşüyorum, ben niye bu aşk meşk sevdalarına dalıyorum diye kendini suçluyor ama ne yapayım ülkeyi deyip böyle tekrar kendi içine yöneliyor ve biz bunları o karakterlerin kendi içlerinde yüzleşmelerinde okuyoruz. Bence karakterlerin oturması için çok önemli bu. Şöyle bir şey vardı kitapta benim sevmediğim. Yani kitap sanki böyle Dostoyevski zamanında kitaplarından daha çok para almak için uzatıyormuş diye bir şeyler söylenir ya. Burada da öyle bir şey hissettim ben. Kitap gereksiz yere bazı yerlerde uzuyor. Sıkmıyor aslında yani, okutuyor ama ne gerek vardı buna diyorum. Tam böyle Türk dizisi izler gibi işte bir olay oluyor ve bu olayı bütün karakterler birbirlerine anlatıyorlar bütün bölüm boyunca. Burada da benzer bir durum oluyor. Bir olay yaşanıyor. Bir Kenan karakterinin gözünden bu olayı izliyoruz. Sonra dönüp bunu Günsel karakterinin gözünden okuyoruz. Sonra bunların bir de orta birleşme noktaları oluyor falan ve böyle böyle çok uzuyor kitap. Buna rağmen yine de çok sevdim ben bu kitabı ve 5 puan verdim Goodreads'te. Vedat Türkali'nin bu ilk romanıymış ve bu romanı anladığım kadarıyla öncesinde başka senaryoları olmuş, şiirleri olmuş. Roman yazmaya 55 yaşında başlamış. 55 yaşında ilk romanını, yani Bir Gün Tek Başına'yı çıkarmış. Başka romanları da var ve o romanları da anladığım kadarıyla hacimli romanlar. Ben bir de 2014'te yazarın ölmeden önce de yazdığı son romanı okumuştum. Direkt onu hani ilk baskısında alıp okumuştum. Liseye gidiyordum, hatırlıyorum. O zaman da çok beğenmiştim. Ondan sonra neden devam etmedim bilmiyorum Vedat Türkali'ye. O kitabı beğenmiştim, bitmediği. Beğendiğimi hatırlıyorum daha doğrusu. Şu an kitabın konusunu hiç hatırlamıyorum. Ama kitabı beğendiğimi hatırlıyorum. Öyle, bu kitap konusundan bahsetsem mi acaba biraz? 27 Mayıs 1960'ta Türkiye'de olan darbe öncesinden başlıyor. Burada üniversite hareketlerini, üniversitedeki olayları, öğrencilerin tepkilerini, öğrencilerin hükümeti protesto etmesini, bunların işte polisin nasıl tepki verdiğini gibi birçok şeyi okuyoruz. Yani sürekli aslında bunlar ola gelen şeyler olduğu için de çok fazla hani tarih belirtilmese her tarih olabilirmiş gibi geliyor ki kitapta da zaten yazar bu kitabı 1970'lerin sonuna doğru yazmış. Orada da 1980 darbesini bekliyormuş Türkiye. Bu kitap olduğunda da 1959 yılında başlıyor, oralardan alıyor. 1960 darbesini bekliyor karakterler ve bu gerçekleşiyor. Her devre uyabilecek bir kitap gibi bu yönden. Bir Kenan karakteri var, bir Günsel karakteri var dediğim. Bunları başrol gibi düşünebiliriz. Kenan aynı zamanda evli bir karakter ve evliyken aynı zamanda Günsel'le birlikte olmaya başlıyor. Günsel'den yaşça büyük. Günsel üniversiteyi bitirmeye çalışıyor. Kenan kitapçı, öğretmenlikten ayrılmış.
kendine kitapçı açmış. Tuzu kuru diyebileceğimiz ve kendini böyle solcu, sol görüşlü biri gibi pazarlayan diyeceğim. Pazarlayan bir karakter ama çok da suya sabuna dokunmadan karda yürüyeyim ama izimi belli etmeyeyim, izim gözükmesin gibi bir laf. Tam ona uyabilecek bir karakter. Günsel'le tanışana kadar, Günsel'le tanıştıktan sonra Günsel politik yanı olan bir karakter. Sürekli eylemlere gidiyor, protestolara gidiyor. Okulda bir şeyler yapıyor, boykot yapıyorlar falan. Sonrasında onun kendi iç mücadelelerinde, hani buna değer mi, bunu yapmalı mıyız, yaparsak bir şey değişir mi gibi iç mücadelelerinde okuyoruz. Kitapta teknik olarak da bence olması gereken her karakter var. İyi karakter diyebileceğimiz, saf karakter diyebileceğimiz, çıkarcı, üç kağıtçı karakter diyebileceğimiz birçok karakter de var. Bir yorum okumuştum kitapla ilgili. Bu kitapta iyi karakter bence yok diyen bir yorum vardı. Ben de öyle düşünüyorum. Sadece Kenan'ın yanında çalışan Burak karakteri bana böyle iyi diyebileceğim bir karakter. Ama onun dışında her karakterin kötü yanlarını da, zayıflıklarını da, zaaflarını da okuyoruz. Ve her karakterin böylece insan olduklarını ve o insanın doğasını da okumuş oluyoruz bence bu kitapta. O yüzden çok keyifliydi okumak. Eğer hala okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim bu kitabı da. Bu kitapları okudum ben. Şöyle bir poz versem. Evet, Nisan ayında okudum. Nisan ayında okuduğum kitaplar böyleydi. Çok severek okudum. Pişman eden kitap olmadı ben diyebilirim bu ayda. Siz de bu kitaplardan okuduysanız, okuduklarınız varsa, belki okuduğum kitaplardan biri değildir ama yazarın başka bir kitabı olabilir, tavsiye edebilirsiniz. Bununla ilgili yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.